Evet, Açık ve Net'ten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Baban ve Ahmet Nesin'le karşınızdayız. Haftanın sıcak gündemlerini tutacağız bu programda. Evet, Ahmet Nesin, Ergun Baban merhaba. Merhaba. Yayının başında anons edelim. Beğenirseniz, like atarsanız memnun oluruz. Yorum yazarsanız daha çok memnun oluruz. O yorumları takip ediyoruz buradan ve daha çok izlenebilirliğini arttıracak bu dediğim şeyler. Peki, sıcak başlıklarımıza geçelim. Tabii Türkiye'nin şu anda en sıcak konusu İzmir HDP'ye saldırı konusu. Parti çalışanı Deniz Poyraz, gencecik bir kızı katlettiler. Herkesin gözü önünde İzmir'de. Onur Gencer adında birisi katil olarak, zaten suçüstü bir durumu var burada. Ve ifadesini de aldılar ki hiçbir kimseyle bağlantımı yok dediler. Buradan başlayalım istiyorum ama bu konuşmalara bir altyapı olması açısından 3 tane açıklamayı sizlere okumak istiyorum ve izleyicilerimize. Birinci açıklama, bu süreç içerisindeki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, HDP, PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür açıklaması. İki, Erdoğan'ın Rize'de gereken yapıldı. Bunlar daha iyi günleriniz muhalefete söylediği ve Nedim Şener'in HDP'ye oy veren 6 milyon kişi benim askerime kurşun yağdırıyor demektir. Ahmet Nesin, neler oluyor? Bunlardan en çok beni üzen Nedim Şener'in açıklaması tabii. Neden üzüyor? Nedim'i ciddiye aldığımdan değil. Ahmet Şık'tan dolayı onun için protesto yürüyüşüne katıldığım için, konuşmalar yaptığım için gerçekten utanıyorum. Ben kendimi öngörülü birisi olarak bilirim. Ama Nedim'de hep beraber normalin çok üstünde yanıldık tabii. Yani bir gazetecinin hani bu bahsediyoruz ya, şimdi belki konuşacağız işte 10 milyon dolar bir 5 milyon dolar işte bedava kalmak falan filan. Nedim'in yaptığı onlarınkinden daha büyük bir terbiyesizlik. Nedim'in yaptığı onlarınkinden çok daha büyük bir satış. Kendisini destekleyen herkesi, başta HDP olmak üzere herkesi satmak demektir bu. Çünkü Nedim cezaevine girdiğinde HDP Nedim'in cezaevine girmesini protesto etmişti. O yüzden bu bana göre artık affedilir bir nokta değil. Erdoğan'ın ve MHP'nin bilhassa Yalçın, Semih Yalçın mıydı? Semih Yalçın, Genel Semih Başkan Yardımcısı. Onlarınki şaşırtıcı değil, onlarınki beklendik ki yani. Siyasetleri gereği bunu söyleyen iki tane insan. Semih Yalçın biliyorsun gazeteciler dövülürken de buna benzer bir şey söyledi. Yani bizim aslan gibi delikanlılarımız var. Onlara dövün dememize gerek yok. Zaten kendileri döverler gibi bir açıklama yaptı. Yani Erdoğan'ın açıklaması da Erdoğan'ın bundan sonra hiçbir şekilde kendisinin gücü varsa darbe yapmak dışında iktidara gelme şansı olmadığı için saldırıya geçmek zorunda. Ancak Erdoğan da saldırı altında. Sadece Erdoğan saldırmıyor. Erdoğan da Ergenekon tarafından bir saldırıyla karşı karşıya. Çünkü onları silip tekrar NATO'ya döndü. Dünyada görülmemiş bir başbakanla yaşıyoruz. NATO ile başlayıp Avrasya ile devam edip sonra Avrasya'yı bırakıp NATO ile devam eden birisi. Allah'tan üçüncü bir grup yok şimdilik bizim bildiğimiz. Eskiden Sento falan vardı. Onlar da olsaydı oyalanırdı ama öyle bir şey kalmadı. Bu dönem biraz daha pisleşecek gibi gözüküyor. Yani iktidar biraz daha pisleşecek. Buradaki pisleşecek gibi görünüyordan hareketle devam edelim Babahan. Seninle devam edelim. Şimdi bir taraftan 7 Haziran 1 Kasım tecrübesi var bu ülkenin. Evet. Şimdi yeni başlayan 7 Haziran 1 Kasım 2 upload de düşünülebiliyor. Yani yeni baştan yüklenmeye başlandı. Yeni baştan o
terör sarmalına Türkiye tekrar girebilecek ve AKP'nin oyları tekrar çıkabilecek deniyor. Sen hem bu İzmir katliamı bağlamında bu sürecin, bu katliamı ve arkasından gelecekleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani burada çarpıcı olan Erdoğan'ın sessizliği, bir genç kız zeytin, domates ve kuru ekmekten ibaret olan bir kahvaltıya hazırlanırken alçakça özel yetiştirilmiş manyak bir katil tarafından katlediliyor. Amaç orada en az 15-20 kişiyi öldürmek, 40 kişilik bir toplantı olacağı bilgisi var. Katliama gidiyor aslında. Şans eseri sadece bir genç kız hedef oluyor kurşunlarına. Ve ülkenin cumhurbaşkanı bir partinin genel merkezinde genç bir kadının öldürülmesi konusunda ırkçı, nefret dolu bir saldırıyı kınamıyor bile. Sessiz kalıyor. İçişleri Bakanı'ndan haber var mı? O da yok. Yani bu Türkiye'de ırkçı zihniyetin sadece toplumun bir kesiminde değil, iktidarın temelinin en tepesinde de artık kök saldığını gösteriyor. Ahmet'in dediğinden yola çıkarsak, eğer bu içerideki bir kavganın sonucuysa iki şekli olabilir işaret ettiği üzere. Ya Erdoğan'a ayar vermek, bu NATO'ya dönüş yolunda ülkeyi cehenneme çeviririz, sana dayanak kıtalımayız şeklinde. Hatırlarsan AKP'nin ilk yıllarında Malatya zirve katliamı yayınladı. Trabzon'da bir rahibin öldürülmesi, Hrant Dink cinayeti gibi AKP'ye ayar verici, işte Avrupa Birliği yolundaki adımlarını kesici cinayetler de işlenmişti. Ama sizin de söylediğiniz gibi 1 Haziran seçimi AKP'nin kendi eliyle organize ettiği, Ahmet Davutoğlu'nun 103 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısından sonra pişkince ortaya çıkıp yeni bir anket yaptırdım, oylarımız artıyor, bombalar patladıkça AKP oy kazanıyor demesini de hatırlayalım. Ayrıca o saldırı konusunda emniyete ihbarlar gittiğini, buna rağmen polisin hiçbir önlem almadığını, canlı bombaların elini kolunu sallayarak o meydana girdiğini de hatırlayalım. Davutoğlu'nun o açıklamasını da hatırlayalım. Yani canlı bomba işte, harekete geçmeden ne yapabiliriz ki falan. Yapabiliriz diye. Yani bugün Özer Sencar'ın Euronews'a verdiği bir röportaj gösteriyor ki Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mensur Yavaş aday olduğu takdirde kazanma şansı sıfır. Şimdi Türkiye'den gelen meteoroloji haberleri özellikle buğday deposu bölgelerin bir kuraklık canavarı karşısında kıvrandığını gösteriyor. Buğday tüketimi çok düşük seviyelere inmiş. Ne buğday var ne saman var. Çiftçi perişan. Ama bunun bir yansıması da işte buğday ithalatına gidilmek zorunda kalması. Geçen sene 10 milyon ton ithal edilmiş. Bu sene 14-15 milyon ton deniliyor. Doların geldiği seviyede bu ithalat rakamının buğday ve sonuçta da ekmek fiyatlarına nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. En imsar tahminler 4 liradan başlıyor. Yani buradan sen İzmir cinayetinden buğdaya nasıl geçiş yaptın ve bunu nereye bağlıyorsun? Şöyle bağlıyorum. Hatırlarsanız Mısır'da, Tunus'ta, hatta Suriye'de Arap Baharı dediğimiz olayları başlatan gelişmeler ekmek, buğday kıtlığı, kuraklık sonucu ve ekmek fiyatlarındaki inanılmaz artıştı. Ekonomideki bu gidişat ve önümüzdeki dönemde bunun hiçbir şekilde düzelme ihtimali olmaması, Erdoğan'ın dün çıkıp Avrupalılara neredeyse ülkemize gelin diye yalvarır hale gelmesi, erken seçim yapma niyetinde olmadığını söyleyen Erdoğan'ın bu tip olaylarla ülkeyi kaosa götürerek insanlarda açlıktan, yokluktan önce güven duygusunu öne çıkarıp yeniden AKP-MHP rejiminin etrafında kenetlenmelerini hedefleyen bir girişim olabilir. Çünkü baktığımızda bu katil Sadat'ta eğitim almış. Muhtemelen Kızılay, açıklanmıyor sağlıkçı olarak Suriye'de ne diye çalışacak. Muhtemelen Kızılay şeyinde, yani MİT olarak Suriye'ye gitmiş, cihatçılarla savaşmış. İzmir'e dönüşünde de bu işler için saklanmış bir köşeye. Yani tarla çok önceden sürülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yasin Hayal için söylediği deyimle. Bu tip olaylar artarak devam edebilir. Birazdan konuşuruz. Muhalefetin edilgen tavrı, Kürtlerle ortak bir paydada buluşamaması, böyle bir korkunç cinayette bile bu tarafı, kaos yaratmak isteyen kesimi daha da cesaretlendirecek. Şimdi onu söyleyeyim. Bu Onur Gencer'in profili, biraz zoomlarsak, biraz sen de babağın girdin o konuya. Yani böyle ekranlarda da böyle ülkücü fotoğraflı, elde silahlı fotoğraflarını var bu adamı. Bunu demek adam açıktan, yani kendini hiç gizlememiş bu adam bu tür bu kimliğini. Ülkücü bir zat anladığım kadarıyla bu ve Suriye'de savaşmış, savaştırılmış diyelim yani. Ve geri gelmiş ve hiçbir şeyle Ahmet Nesin, bir kimseyle bağlantım yok diyor. Nasıl oluyorsa Suriye'ye rahatlıkla birey olarak gidiyor, savaşıyor. Yine bir birey olarak kimseyle bağlantısı olmadan Türkiye'ye giriş. Yok, Suriye'ye muhtemelen sağlıkçı diye gidiyor. İşte Kızılay çerçevesinde gidiyor. Ve hala maaş alıyor işe gitmemesine rağmen anladığım. Yani şunu var, burada eli silahlı bir takım tipleri istihdam ettiler Suriye'de. Ve bunlar şimdi geri de döndü ve istedikleri zaman bunları tekrar istihdam edebiliyorlar. Ahmet Nesin, ne diyorsunuz bu profil üzerine? Çünkü bu profiller daha önce mesela Musa Orhan tecavüzcüsünden de görmüştük. O da Batman'daki intihar olayında ortaya çıkmıştı. O yap. Hiç kimseye bir şey dokunulmadı ve bu olayda da yine polisin ilk açıklamasında abicim adın ne gibi çok kibar bir şekilde katile hitap ederken gördük. Bu profil hakkında ne diyorsunuz? Şimdi bu profili ben o kadar çok gördüm, tanıdım, yaşadım ki çok net anlatabilirim ben. Bir eski SİK yönetim muhabiri olarak. Mehmet Ali Ağca'nın ikinci duruşmasında benim tüylerim diken diken oldu. Bu kadar zeki ama kafası bu kadar pisliğe çalışan insanı gerçekten bu örgütler için bulmak o kadar kolay bir şey değil. Mehmet Ali Ağca o kadar bariz hem savcılığı hem emniyeti hem basını kandırmaya çalışarak bir sürü şeyler yaptı ki kaçmasından bir hafta önce ben milliyeti uyarmıştım. Yani dikkat edin kaçacak. Çünkü şeyde adli tıpta, adli morgun orada, adli tıp, adli morg beraberdi. Sonra devlet güvenlik mahkemesi oldu. Günaydın'ın hemen altındaydı. Oradan kaçmayı denedi ve yakalandı. Orada yakalanmak ve Maltepe cezaevinden kaçmak akıl almaz bir şey. Çünkü adli tıptan 10 saniyede kaçarsınız ve çocuk oyuncağı gibidir. Dedim ki burada bir deneme yaptı. Bilerek yapıldı. Bu esas Maltepe'den kaçacak. Bunun gibi Velican Oduncu. Bu insanın ilk açıklaması canımız sıkıldıkça insan öldürüyorduk dedi. Ben şimdi bu dünkü cinayeti işleyen kişiyi dün gece hemen bana göre gece yarısında tabii Arjantin'de saat farklıdır. Serkan Kurtuluş'a sordu. Çünkü işte Suriye, işte Türkmen bilmem neler falan bunlar hepsi gitmişler. İsim olarak anımsamadı, bizden fotoğraf istedi. Sonra ona yakın birisine sordum, tanıyor musunuz diye. Abi dedi, bizim orada olduğumuz dönemde bu kısa şortla dolaşıyordur dedi. Bu ciddi bir felaket çünkü 5 yaş arayla dersek bu yeni teknolojide jenerasyon değişimini en az 4 jenerasyon falan böyle insan yetiştirildi. İşte bu insanlar hiç gözünü kırpmadan 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde gencecik çocukların boğazını kesebiliyor, şey yapabiliyor. Dün Metin Gürcan çok önemli bir açıklama yaptı. Bunlardan o kadar yetiştirdiler ki işte Libya'da, Suriye'de ve şu anda hepsi Türkiye'nin içinde birer emir bekliyorlar.
Şimdi 7 Haziran'dan 1 Kasım arasında, dünkü olayla arasında bir fark var. 7 Haziran'da iki polis ölümüyle ve bunu PKK'nin ya da HDP'nin yaptığını öne sürerek kendilerini haklı çıkarttılar. Halk bu davayı takip etmedi. Bu davanın nasıl gelişeceği onların umurunda değildi. PKK'li adam öldürmüştü, polis öldürmüştü. Ya da HDP'li polis öldürmüştü. Böyle başlamıştı. Sonra o davada bir tane bile tutuklu kalmadı. Hepsi beraat ettiler. Çünkü bunun bir provokasyon olduğu ortaya çıktı. Ama bunu halk bilmiyor. Halk hala televizyona çıkan yalakalar sayesinde PKK'nin ya da HDP'nin iki polisi öldürdüğünü. Onu söylüyorlar hala çünkü. Utanmadan davayı, onlar da sonucunu söylemiyor. Şimdi burada ilk defa ters bir şey var. Bariz artık o kadar kendilerine güven var ki nereye gideceği için kendileri öldürerek başladılar. Bakalım nereye gidecek. Burada yapmak istedikleri bilhassa HDP gençliği ve CHP gençliğini sokağa çekmek. Ondan sonra Erdoğan istediğini yapabilecek noktaya gelecek. Ama bu dönemde asker buna izin verir mi emin değilim. Orada ciddi bir kargaşa var. Kargaşa bir taraflı değil. Kargaşa Erdoğan'la asker arasında var. Erdoğan'la AKP içinde var. Erdoğan'la MHP arasında var. Taban olarak MHP ile AKP tabanında bir kavga var. Kavga çok büyük. Bu askeri şura hep bahsediyorum. Bu kavgayı daha da büyütecek, bir noktaya doğru getirecek. Her adım bu şekilde gidiyor. Şu anda Avrupa'da iki grup var. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Avrupa'ya hem Sadat hem de Ergenekon grubu gelmiş gibi bir duyum var. Sadece Türkiye içinde değil, Avrupa içinde de bir takım şeyler yapmayı düşünüyorlar diye haber geldi ve bu kesin haberdi. Evet. Peki baban, sana döneyim Ahmet Nesin'in bıraktığı yerden. Şimdi bu sefer tutmayabilir noktasında Ahmet Nesin. Yani senin fikrini soracağım ama belki izleyenlere bir fikir vermesi için hatırlatma babını. 7 Haziran 1 Kasım formülü bu sefer tutar mı? Sorumuz bu. Şimdi ne olmuştu? AKP 7 Haziran'da %40,8 oy almıştı. Ve kurulduğu günden bu yana ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetmişti. Önemli. Ve HDP %13,1 oy olarak rekor bir oy almıştı. Olay birdenbire terör sarmalı başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kar katliamı ve beraberinde nice şeyler oldu. Ve sonuç 1 Kasım'da AKP %49,5 oyla 317 milletvekiliyle sandıktan çıktı. Başardı ve Erdoğan sandığa Mehmetçik cenazesinin üstüne dirseğini koyarak nutuklar attı ve oylar geldi. Oylar geldi. Dönemin başbakanı zaten demişti. Terör arttı, oldukça oylarımız artıyor. Şimdi peki bunu, bu senaryoyu çevirenler açısından bu oyun bu sefer sence tutar mı? Yani ekonomi öne çıkmış durumda. Halk bütün kamuoyu araştırmalarında terör meselesinin 5. 6. sıraya düştüğünü görüyoruz. Şimdi rejim onu tekrar 2. 3. sıraya yöneltmek istiyor. Burada bu iş onu yapabilmesi için ki faili meçhul bir takım bombaların AVM'lerde, işte sivil masum insanların olduğu yerlerde patlaması riski var. Yani HDP'ye yapılan bir saldırı nötr insanı, evde işte televizyon izleyen bir kadına, işte genç bir kadının öldürüldüğünü görünce ah vah deyip o andan sonra aklından silmesi anlamına geliyor. Ama işte AVM'de, bir okul civarında, bir stadyum çıkışında bombalar patlarsa, bir pazar yerinde patlarsa ve bu iş Kürtlere yıkılmaya çalışırsa belki lehine işleyebilir. Onu yapmaktan da ellerini alıkoymayacaklarını görüyoruz. Ahmet'in de dediği gibi bunun için yeterli malzeme var, insan malzemesi var ellerinde. Bu bir. İkincisi, bir iktidar değişikliği gerçekleşse bile Türkiye'de
bu unsurların yeni gelen iktidarı da bu tip eylemlerle hem yönlendirip hem kontrol edebileceğini anlıyoruz. Yani eski rejim dediğimiz bu rejimin, yani eğer değişirse, her şeyi yapabilecek hem maddi hem insan kaynağı olacak. Yani iktidar değişse bile Türkiye'nin bir kaos, bir çatışma ortamına girmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Özellikle Erdoğan ve yakın çevresi hakkındaki yolsuzluk iddiaları gündeme gelirse. Onu, evet, ona da işaret etmek lazım. Ahmet Bey, ilaveniz var mı? Bununla bir başka soruya geçeceğim bu konuyla alakalı. Bunun dediklerine katılırım ama bir fark var şurada. 7 Haziran'daki AKP oyuyla şu anda olası en yüksek oyu arasında bile %10'a yakın bir fark var. Daha düşük. O yüzden bir seçim olup da ne kadar hile yaparsa yapsın internet sisteminde çalmanın bir ölçüsü var. Yani %20 çalamıyorsunuz. O kadar kolay bir şey değil bu. MHP'nin dün verdiği bir bu seçim yasasıyla ilgili Erdoğan'a %7 mi baraj, %5 mi de biz barajı açtık diye bütün yalakaları televizyondan bağırsa bile 7 değil 5 yap diye söylemişler. Yani çünkü MHP 7'yi alamayacağında kendisi emin. Burada çok ilginç bir nokta var. Biz insan olarak da, parti olarak da işte HDP'yi hep şöyle söylendi. Türkiye Partisi ol, Türkiye Partisi ol diye. Bence HDP Türkiye Partisi de, HDP dışındakiler Türkiye Partisi olamadılar. Bize bakar mısın Ahmet? Evet. HDP dışındakiler Türkiye Partisi olamadılar. Bugün izledim, Karapaylan'la Orhan Uğurlu TV1'de mi bir programdaydılar. İşte Garo anlattı olayı, anlattı. İşte bir Kürt kızını, kadını öldürdüler deyince Orhan Uğurlu yarı felç geçirmiş, yarı alerji basmış her tarafını gibi. Ne olur Kürt demeyin, ne olur Kürt demeyin diye böyle ağlamaklı. Türk deyin, Türk deyin diye yalvarmaya başladı. Şimdi muhalefet de garip bir şekilde, yani muhalefet etmeyi sadece AKP'ye karşı olmakla demokrat olduklarını sanıyorlar. Sisteme ve rejime karşı değiller bunlar. Sisteme ve rejime karşı değiller tabii, yani hiç öyle bir şeyleri yok. Buna alışmak kolay bir şey değil. Her insanın demokratlığını, her insana yapılan acıyı paylaşabilmek, hep söylediğim gibi Edirne'yi sel bastığında Diyarbakırlı işte deprem olduğunda Edirne'li düşünmüyorsa siz birey olarak Türkiye'li olamazsınız, parti olarak da Türkiye Partisi olamazsınız. AKP, CHP, İYİ Parti aklınıza hangisi geliyorsa, Kürt sorununda, Kürtçenin eğitim meselesinde, Alevi sorununda bir çözüm bunca yıl getirmediyseniz siz zaten Türkiye Partisi değilsiniz. Türkiye Partisi olmayan HDP değil. HDP bütün bunların çözümünü isteyen, çözümü için masaya oturmak isteyen bir parti. Evet. Bütün bu çözümlerden, masadan kaçan, askeri isteyen, milli ve işte ulusal dediğinde hurra hep beraber oylamaya katılan HDP dışındaki partiler. O yüzden ben diyorum ki Türkiye Partisi olamayan partiler HDP dışındaki partiler. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bu şu anda konuşuyor gözüken ama konuşmayan 3 kişi gözüme çarpıyor. Bunlardan bir tanesi Sedat Peker. Mesela Sedat Peker bu İzmir cinayetiyle alakalı bir açıklama yaptı. Dedi ki çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız Derin Mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler. Şimdi Sedat Peker aslında yani bu biraz önce bahsettiği 7 Haziran 1 Kasım olaylarında 7, 8, 9 Eylül'de HDP binalarına saldırılar gerçekleşmişti. Mesela Sedat Peker bu olayın neresindedir?
bir yerinde midir, değil midir? Ve bununla ilgili bildiği neler vardır? Bunu açıklamak zorundadır. Bu bir. Mesela bir de Davutoğlu Babacan meselesi var. Onlar da konuşuyor gibi yapıp. Ya şimdi Sedat Peker'in elindeki belgeler diyoruz ya. Daha çok bilgi ve belge yok mu? Bu bahsetmiş olduğumuz 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o terör sarmalının arkasındaki provokasyonlarda. Yani işte Babacan konuşma yapıyor. Diyor ki Erdoğan net tavır sergilemelidir. Ya bir, ya iyi de arkadaş, yani bir açıklama yapsana bakalım. O dönemde neler olmuştu ki bugün neler olmamalı noktasında. Ne diyorsunuz? Baban. Şimdi bana özellikle CHP'ye yönelik eleştirilerim nedeniyle zaman zaman tepki geliyor ama şu gerçeği görmek lazım. Bugünkü iktidarın değişmesi ve muhalefet dediğimiz kesimin yönetime gelmesi Türkiye'yi kurtarmaz. O bir pansuman olabilir. Halbuki Türkiye çok ağır hasta, operasyona ihtiyacı var. Pansumanla 1-2 yıl yoluna devam edebilir. Tekrar aynı krizin içine düşecek. Gerçek bir hukuk devleti kurabilmek için Kürt'ü, dindarı, Alevi'yi, ateisti, eşcinseli kimliğine bakmaksızın eşit gören, saygı gösteren, hakkını koruyan bir devlet hukuk düzeni kurulmadan Türkiye adam olamaz. Yani Türkiye bugün müsilaj diye bir sorun yaşıyor. Bokun içinde Marmara Denizi. Bu 20 yıllık AKP iktidarının tek başına yarattığı bir sorun değil. Orada 70 yıldır, 100 yıldır süren CHP iktidarı var. O Körfez bölgesinde, İzmit'te, bir sürü ilde. Onların pisliği, o sanayi tesisleri, onların kanalizasyonları, önlem almadıkları kanalizasyonlar yarattı o pisliği ve öldürdü Marmara'yı. Bugün sorumlu, açgözlü, gaddar, vahşi bir AKP iktidarı var ama onun bir de geçmişi var. Yani bu tek başına bu pisliği yaratan AKP rejimi değil. Şimdi bakıyoruz ki işte Peker'in açıklamalarından İş Bankası'na Süleyman Soylu'nun koruma müdürü baş danışman olmuş yönetim kuruluna. Orada 3 tane CHP'li var. Onlar bilmiyor muydu bunu? Niye ses çıkarmadılar? CHP niye genel başkanın ağzından Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün bankası deyip duruyor. Çıkıp demiyor şeyin Soylu'nun baş koruma müdürünün İş Bankası'nda ne işi vardı? Çünkü Erdoğan hazine hisselerine el koyacağız. Hazine CHP'nin hisselerini devreden tasarı hazırlanıyor diye CHP'yi teslim aldı. Tıpkı Hakimler Savcılar Kurulu'nda olduğu gibi CHP yönetimi gitti. Erdoğan'la anlaştı. Genel müdürü değiştirdi. Yönetim kadrolarını değiştirdi. Erdoğan'ı mutlu edecek. O kaynaktan yandaşların da artık kamuda şey kalmadığı için işi o ayaktan sonra sıra İş Bankası'na geldi. Sen de al, biz de alalım dönemine geldi. Yani bu kirliliği göremiyor insanlar. Tartışılmıyor. Medya, muhalif CHP kanalı işte Halk TV'de HDP yapılan saldırı anlatan muhabir PKK binası diyebiliyor pervasızca HDP il binasına. Yani bunu işte ya da HDP'li bir kişiyi çıkıp konuşturmaktansa 10 milyon dolar euroluk rüşvette aracı olduğu ortaya çıkan Veys Ateş'e açıyor ekranlarını. Şeyi de pis yani. O biliyoruz ki şu anda muhalif denilen kadro kanalların, gazetelerin önemli bir bölümü Süleyman Soylu'nun kontrolünde. Habertürk'ü birebir yönetiyor. Sözcü de etkili. Belli ki Halk TV'de etkili. Ekipleri var, güçleri var. Paralar dağıtıyorlar. Ve insanlara AKP nefretiyle sevimli geliyorlar. AKP'yi eleştir, Erdoğan'a kız, değiştirmeye çabala. Ama eskiyi yıkarken yerine ne koyacağını bugünden düşünmez, onun hesabını yapmazsan emin ol Türkiye ne ekonomik olarak, ne insani refah seviyesi olarak, ne çevre kalitesi olarak modern dünyayı yakalayamaz. Yani hiç imkan. Eğitim çok şahaneydi de AKP mi geldi bozdu? Bu ülke 100 yıldır dünya para harcıyor. Bir tane öğrencisine İngilizce öğretemiyor devlet okullarında. Böyle rezil bir devlet olabilir mi? Yani sistem kötü. Onu görmeniz lazım. 100 yıl önce kötünün kötüsünü yaşıyoruz şu anda. Irkçı yetiştiriyor ya. Türk'üm, doğruyum, evet. Çalışkanım. Bu ülkede 20 milyondan fazla Kürt var.
Yani Kürt deyince işte Ahmet söyledi, insanların tüyleri diken diken oluyor. Yani Kürt bir gerçek yani. Kürt'ü inkar ederek nereye varacaksın? Kürt evet. var, dindar var, eşcinsel var, Alevi var, az da olsa Hristiyan var. Bunlar zaten ülkenin zenginliği, rengi, neşesi. Bunlar olmadan işte gitti atmışsın, öldürmüşsün Ermenileri, Rumları. 70, 80, 90 yıl mutfağın olmamış, meyhanen olmamış. Son 20 yılın işi meyhane kültürü, restoran kültürü. Yoktu ki hiçbiri. Evet. Peki burada şeyin babanın açtığı bir konu vardı. Ahmet Nesin, size oradan dönüş yapayım. Şimdi Sedat Peker pek çok kişiyi iktidara da ayar veriyor, muhalefete de ayar veriyor. Onları da adam gibi muhalefet yapmaya davet ediyor. İşte babanın verdiği örnek o. Yani İş Bankası diyor, sizin diyor şeyiniz değil mi diyor, orada hisseleriniz yok mu diyor. Yani nasıl oluyor Soylu'nun koruma müdürü oraya yönetim kuruluna geçiyor, danışman oluyor da siz bunda niye sesinizi çıkarmıyorsunuz şeklinde. Muhalefete de suç örgütü lideri temiz muhalefet yapmaya davet ediyor. Bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce İş Bankası'ndan bahsedeyim. Orada CHP'nin 3 üyesi var ama yani bir yetkileri fazla olmayan bir üç üye. O yüzden İş Bankası'nın yönetimine şu atanmış, bu atanmış. Orada pek bir şey söyleyeceklerini yok, sanmıyorum. Yok Ahmet, orada yanlışım var. Krediler dahil. Yönetim kurulu başkanı, genel müdür atanması, yönetim kurulu başkanı seçilmesi, her şey o üç üyenin oluru ve imzasıyla gerçekleşiyor. Yani o üç üye onay vermeden 1.000 lira kredi çekemezsin o bankadan. Orada çok etkililer. Kavga oradan çıkıyor zaten. Etkisiz ya, olsa etkili zaman... veya değil, biz bu bilgiyi Sedat Peker'den mi duymak durumundaydık? Hocam yani Sedat Peker'den duymuyoruz. Bizim söylediğimiz inandırıcı olmuyor. Bu bir işin içinden gelen anlatıyor bunu. Bizim ne kadar doğru diye anlatırsak anlatalım bizde varsayım olarak geçiyor. Ama bunu ben CHP açısından diyorum Ahmet Nesin. Yani CHP bunun böyle olduğunu, Süleyman Soylu'nun koruma müdürünün İş Bankası'nın yönetimine getirildiğini bilmiyor mu? Bununla alakalı niye iki laf etmiyor meselesi, yoksa tamam biz duyamayabiliriz. Şu anda hepimiz yurt dışındayız, sürgün hayatındayız vesaire vesaire. Ama Türkiye'de ana muhalefet partisiyim diyen bir parti var. Şimdi burada CHP'yi savunmak için söylemiyorum ama empati kurmaya çalışın. Süleyman Soylu'nun işte danışmanı ya da müsteşarı kim olursa olsun. İş Bankası'na geldiği zaman arkasından bir alçaklık çıkacağını kaç siyasetçi tahmin edebilir ve araştırma isteyebilir? Tahmin eder yani ama araştırma ister mi? Bu kadar pislik çıkacağını kaç kişi düşünüp de ya bunu araştırma yapın, işte çalmış mı çırpmış mı, işte şu otelde kalmış mı kalmamış mı diyebilir yani. Bunu çok az kişi yapar diye düşünüyorum ben. Bu olayın en basiti, bizim yapmamız burada başka bir şey var. İşte bugün bu programı yaparken ya da yayınlandığı sırada cenaze kalkacak. Esas mesele o cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu kol kola yürüyecek mi? Meral Akşener kol kola yürüyecek mi? Tabii. O kol kola yürüyen insanları hiç kimse... Birbirini ama hiç kimse yuhalamadan, suratına bir şey fırlatmaya çalışmadan omuz omuza gidebilecekler mi? Benim söylemek istediğim muhalefet bu. Muhalefet televizyonunda çıkıp konuşmak Erdoğan yıkılsın demek değil. Yani işte demin söylediğim Orhan Uğurlu'nun işte o televizyona bu televizyona çıkıp bakın ben muhalefetim demesi işe yaramıyor. Kürt dediğin zaman felç geçirmiş gibi olur. Hı hı. Bütün mesele işte muhalefet partilerinin bunu yapabileceği. Demin söylediğin mesela Ali Babacan. Ali Babacan'ın o dönemde bakan bile olsa çok şeyi bilemeyeceği. Derin Devlet'in her şeyi bütün Ahmet Davutoğlu için aynı şeyi söylemiyorum. Ya mafya bilir ama dönemin bakanı bilemez miydi diyorsunuz? Hayır, bilemeyebilir.
Bu kadar kuklalar mıydı? Hayır şey Hazine Bakanı'ydı abi, nereden bilsin şeyi? Hayır, kuklu olmakla ya hazine dışındaki yok. Her şey kulaklarını tıkamış, mantarla hayır, tıkamış insanlar mı? Derin devlet birkaç kişiyle çalışır. O yüzden son 10 yılda saçma saçma şeylerle uğraşıyoruz ya, Ergenekon darbe davasını atıyorum 5000 kişiyle çavuşundan onbaşısına kadar götürüyorsun. Darbe bu ya, darbe girişimi. Bütün orgeneraller bilmez. Ben öyle söylüyorum size. Bütün orgeneraller bilmez. Kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı, birinci ordu komutanı. Bilemedin ikinci ordu komutanı. Darbe bunların elindedir. Peki öyle dönemin başbakanı Davutoğlu da mı bilemezdi? Davutoğlu bilebilir dedim. Onun için Davutoğlu Babacan'dan ayrıldım. Başbakan olduğu için bilebilir. Ama başbakanlıktan öncesinde bilemeyebilir. Onun dışında hiç alakasız bakan olmayanın bize sıradan bir milletvekili gibi gelmiş bir ama esas derin devletin adamı olan birisi bunu bilebilir. Şeyin ne fonksiyonu vardı söyle adını, Bucak. DYP'de neydi Bucak? Hiçbir şeydi. Ama Bucak'ın o pislikleri bildiği kadar DYP'nin bütün bakanları bunları bilemeyebilirdi. Çekim bilmediklerini bazılarını da biliyoruz. Sonradan işte istifa edenler var, ayrılanlar var. Hı hı. En ilginci işte Semih Sancar-Ecevit karşılaşmasıdır. Evet. Özel Harp Dairesi'nde Amerika parayı kesti, sizden para istiyoruz diyor. Ecevit yeni öğreniyor. O zamana kadar 68 kuşağı bağırmış, herkes bağırmış derin devlet diye var diye. O derin devletle Nazımlar hapse atılmış. O derin devletle 6-7 Eylül olmuş. O derin devletle Sabahattin Ali öldürülmüş. Sosyalistler, devrimciler hep bunu söylemiş. Hı hı, peki. Ama böyle bir mantık bilmiyor. Adam Semih Sancar o parayı isteyene kadar, Amerika yerine siz vereceksiniz diyene kadar haberi yok Bülent Ecevit'in. Ve orada işaret ediyor, şu ilçe başkanı da olabilir mi? İyice, o en iyi elemanlarımızdan bir tanesi diyor. Atıyorum, MHP'nin bütün milletvekilleri 70 öncesinde yapılan bütün ülkücü hareketleri bilebilir miydi? Hayır, bilemezdi. Hı hı. Ama Yazıcıoğlu, ama Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı... Onlar daha fazla biliyordu çünkü onlar işin içindeydi. Organize edenler onlardı. Derin devletle çalışan onlardı. Hı hı. Yani bilemeyebilirdi Babacan ama Davutoğlu'nun bilme ihtimali vardı noktasındaki sizin tabii düşünceniz bu merkezde. Babam i̇şte buraya Davutoğlu ilave... şey diyor ya yani şöyle, atlarmadan yani... nasıl yakalayacağım diye bir lafı var Davutoğlu'nun ya. Hayır, Davutoğlu bir de Hakan Fidan'la çok yakın başbakanlığı döneminde ve onu milletvekili yapmak istiyor. Evet. MİT'ten bilgi akıyor. Yani Davutoğlu 28 Şubat döneminde harp okullarında eşi başörtülü olmasına rağmen ders vermeye devam edebilmiş biri. Yani o Ahmet'in söylediği yapıyla bağı olan, bilgisi olan, ona sahip çıkan bir karakter. Bugün de hala işte o kadar güçlü konuşabilmesi kimi konularda arkasındaki o destek sayesinde. İşte şey 12 Mart, 12 Eylül MİT kime bağlı? Başbakan'a bağlı. MİT, Süleyman Demirel'e ikisini de söylemiyor. Hı hı, peki. Devam edelim, ilerleyelim. Vakit ilerliyor. Başka başlıklarımız da bizi bekliyor ama şurada bir hatırlatma yapayım. Ömer Faruk Gergerlioğlu 78 gündür esir ve hapiste. Onu sürekli gündemde tutmakta fayda var. Ben Ahmet'e katılıyorum. Bugün CHP oraya çok düşük bir temsille katılacak. Yani İzmir Belediye Başkanı'nın attığı tweet de utanç verici. Bu cinayet karşısında gösterdiği tepki de utanç verici CHP'nin. Genel başkanlar oraya gitmeyecek. Kürtlerle arasındaki mesafeyi koruyacak. Ve inanıyorum ki Kürtler bu muameleyi unutmayacak. Şimdi CHP Kürtler konusunda böyle. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sahip çıkmadı. Yani adamın tek suçu Türkiye'de vebalı muamelesi görülen çok büyük haksızlıklara uğrayan bir cemaate sahip çıkmak.
sahip çıkmak da şu anlamda, yani onların uğradığı haksızlık ve hukuksuzlukları gündeme getirmek. O yüzden suç olmayan bir tweetle mahkum edip hapse attılar ve CHP ona bile sahip çıkmadı. Yani CHP Kürt'e sahip çıkmıyor. Korkunç haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış cemaatçiye sahip çıkmıyor. KHK'lıya sahip çıkmıyor. Alevi'ye sahip çıkmıyor. Bu partinin bana biri AKP'den farkını anlatsın. Yani bir haksızlığa, hukuksuzluğa, insanlık dışı muameleye sesini yükseltmeyen, sesini yükselttiği için cezalandırılan insana bile sahip çıkmayan bir ana muhalefet partisi genel başkanı olur mu? Bunlar tiyatro oynuyorlar. Yani bu ana muhalefetten, bu yapıdan iyi bir mal çıkmaz. Göremedikleri gerçek şu: Erdoğan'ın oyu ne kadar düşerse düşsün, Erdoğan'ın karşısına kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar, o %12 Kürt oyu olmadan, çoğunluğu Kürt dediğimiz, CHP'nin, o ittifakın herhangi bir başarı şansı yok, iktidar şansı yok, kanun geçirme şansı yok. Kürtlere hangi sistemi getirirlerse getirsinler, başkanlık ya da parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter dedikleri sistem, Kürtlere muhtaçlar. Onu görmeleri lazım. Kürtlerin de bu kartı bu kadar teslimiyetçi olmadan daha akıllıca oynamaları lazım. Lazım ama bugün, dün zannediyorum bir haber, AYM raportörü HDP'nin kapatılması yönündeki iddianamenin kabulünü istedi. Evet. Kapıda. Umarım bugünkü cenazeye, tahmin ediyorum ayrıca, Canan Kaptancıoğlu katılabilir, bir olasılık. Peki. Devam edelim. Sıcak başlıklar bizi bekliyor ama buradan izleyicileri de buradan bir duyuru yapayım. Şu anda benim evimin komşumda bir tamirat var. Matkap sesleri yayına giriyor olabilir. Özür diliyoruz ama evdeki imkanlarla ancak bu kadar oluyor diyerek yola devam edelim. Peker bu hafta vites yükseltti. Binali Yıldırım'a dönemin başbakanı isim vermeden hırsız dedi. Dikkatinizi çekti mi? Peker şöyle bir şey dedi tweetlerinde: kimsenin hırsızlık yapamayacağı bir sistemi onlara anlatacağım. Süslü'nün bakan olduğu, Süslü'nün bakan olduğu ve şu cümle çok önemli: Bayburt İnşaat'ın, Şenbay İnşaat'ın, Aga İnşaat'ın üstünden onlarca milyon doları çalanların başbakanlık yaptığı ülke. O dönem Binali Yıldırım'dı ve şahsıma yapılan pislik mafyaya yakıştırılmasını asla kabul etmem dedi Babahan. Şimdi önceden Binali Yıldırım'la alakalı bu kokain meselesinde bu iş içinde vardır yoktur bilemem, oğlunun bir şeyine haberi yoktur gibi temize çekiyordu işi. Şimdi bu sefer vitesi yükseltti. Pazarlıklar kızıştı herhalde veya pazarlık olmadığını mı gördü neyse. Binali Yıldırım'ı kafadan çaktı. Ne diyorsun? Yani Binali Yıldırım'ın oğluna bakınca değil öyle gemi ve kokain ticareti yönetmek, yani sandviç büfesini yönetmekten aciz bir karakter olduğunu görüyorsun. Kumardan başka bir işi yok. Yani o baba o işi birebir takip etmeden, kontrol etmeden, onun bilgisi ve izni olmadan bir işin, herhangi bir işin yapılmasını ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Açıklamayı bile babası yaptı. Reşit babası değil yani, kendi meselesini anlatacak. Şeye dönüp baktığımızda, Peker'in Dubai'de karakola çağrıldıktan sonra video içeriklerinin değiştiğini görüyoruz biraz. Mesela Tayyip abiyle ilgili kaset yapacağım dedi. O gündemden düştü. Tayyip abiyi ne zaman tanıdım, bir nelerini biliyorum şeklinde bir kaset artık gündemde yok. Daha çok çevresine vurarak Erdoğan'ı hedefliyor. Yani Binali Yıldırım'a vurunca aslında Erdoğan'a vurmuş oluyorsun. Yani orada Erdoğan'ın bilgi ve izni olmadan kimsenin adım atamayacağını biliyoruz. Yani İstanbul'da bir de sağ kolu. Ya İstanbul Belediyesi'nde ortaya çıkan işte 3 milyona satıp geriye 140 milyona geri alınan arsalar vesaire var. Bunların hepsinin Erdoğan'ın talimatıyla şunu şu fiyata bu adama sat, bir hafta sonra arayıp o arsayı 140'a geri al diyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Aynı şeyi yandaş iş adamlarına da yapıyor. Şu anda Londra'ya kaçmış bu baskılardan bir sürü Erdoğan'ın ilk yol arkadaşı iş adamları var. Hepsinin illallah dediği uygulama bunlar.
Yani bu yağma ve çalma üzerine kurulu bir sistem. Burada acı olan, yani bunu biz biliyoruz, bunların çoğunu CHP de biliyor, İYİ Parti de biliyor. Kimsenin bu gerçekleri seslendirmiyor oluşu. Birkaç dönem işte Man Adası, Malta falan CHP tarafından gündeme getirildi ama sonra unutuldu. Yani bu Halil Palyalı mesela gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs milli meseledir diyor. Bu Halil Palyalı kimdir? Burada ne iş yapar? Kimleri besler? Burası uyuşturucu kaçakçılığının ana üssü haline mi geldi? Hiçbir soruyu sorgulamıyor. Çünkü izin çerçevesinde muhalefet yapabiliyor. Devletin bir politikası olarak görüyor Halil Falyalı'nın orada olması, kontrgerillanın orada olması, o adanın uyuşturucu, kumar ve kadın ticaretinin merkezi haline gelmesi. Onlar hep devlet adına yapılan işler. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun da onlara yönelik bir muhalefeti yok. Nesi var? Kıbrıs milli meseledir diyor. Gitmişsin adamların elinden özgür seçimi çalmışsın. Medyasına olmayacak baskıyı yapıyorsun. Gerçek adalı insanlara ikinci sınıf insan muamelesini layık görüyorsun devlet olarak ve senin CHP olarak dönüp bunlara yönelik sözünü ağzını açıp söyleyecek bir lafın yok. Türkiye'nin iki ana meselesi var bugünkü kirleten. Biri Kürt meselesi, diğeri Kıbrıs meselesi. Görüyoruz ki orası Kıbrıs'ta 1970'lerde, 60'lardan itibaren bir katil yetiştirme, kontrgerillanın eğitim merkezi olma görevini üstlenmiş. Ardından bunu Güneydoğu bölgesi, Kürdistan bölgesi üstlenmiş Türkiye'nin. Şimdi Suriye, Irak, Libya devreye girmiş. Bu pisliklerden kurtulmadığı sürece Türkiye yarı paramiliter bir devlet olarak o güçler sıkıştığında her yerde bomba patlayarak, cinayet işleyerek iktidara yön verebilecek bir hale gelecektir. Bu gerçeği unutmamak lazım. Peki Ahmet Nesin, siz ne diyorsunuz? Peker'in vitesi yükseltmesini ve Erdoğan'ın sağ kolu bir dönem başbakan olan Binali Yıldırım'a hırsız demesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi önce ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bir açıklama yapsa, şöyle bir yarım saatlik açıklama yapsa Ali Müfit Gürtün'a, Sedat Peker'in falan açıklamasına hiç gerek kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan AKP'yi kurarken arkadaşlarıyla beraber belediyede bir kişiyi unuttu, yanına almadı. O da Binali Yıldırım. İşte deniz işlerinin başındaki. Dikkat edin, Binali Yıldırım'ın deniz şirketinin kuruluşu AKP ile aynı tarih, 2002. Fakat Binali Yıldırım ne yapmış olacak ki Ali Müfit Gürtün'a gibi birisi dayanamadı ve kovdu belediyeden. Resmen kovulmuştu Binali Yıldırım. Ali Müfit Gürtün'e çıktı hakkında da. Biliyorum. Bu gemi işinden beraber yolsuzluk raporu çıktı. Ve iş ne kadar daha büyüktür ki bana göre. Ali Müfit Gürtün'a belediye başkanlığından itibaren hiçbir gazeteci arkadaşı açıklama yapmadı şimdiye kadar. Susuyor, sus pus. Oradaki işte kalpazanlığa kadar giden ciddi yolsuzluklar ne ölçüde bilemiyoruz. Erdoğan'ın gelişi falso. Şimdi Erdoğan'ın oradaki en önemli adamı kim? Binali Yıldırım. Ona hırsız dediğiniz zaman ne demiş oluyorsunuz? Sedat Peker çok akıllıca bir taktik uyguluyor. Ha, bunu Erdoğan yutuyor mu? Yutmuyor ama halka böyle şimdilik kendisinin hırsız olduğu lanse edilmediği için mutlu gözüküyor. Ama orada söylediği her isim, bunu halkın ciddi bir kesimi de biliyor ki Erdoğan yüzde üzerinden çalışıyor. Öyle algılıyorlar. Bu doğru da olmayabilir ama algılama bu. Kötülediğiniz her şeyin yüzdesi Erdoğan'a gidiyor zaten. Ben Erdoğan'ı es geçtiğine inanmıyorum. Yani sonuçta damadını Erdoğan'ı bu kadar sıkıştırıyorsanız, o ekşi oğlu,
Erdoğan'a hırsız demeye ya da sen şunu yaptın demeye gerek yok ya. Bunların hiçbir tanesi Erdoğan'dan habersiz olmuyor. Yani o tek adamlık sadece işte HDP'ye karşı, muhalefete karşı bir şey değil ki. Kendi içerisinde de hepsinin başındaki tek insan olarak duruyor orada. O yüzden ben sıranın ona geleceğine kesin inanıyorum. O gidip de alabildiler mi diye çok tartışıldı geçen akşam. İşte Sedat Peker gözaltına alındığında ben gidebileceklerine ve alabileceklerine inanmıyorum ve daha devamını getirecek gibi gözüküyor. Ve çok daha fazlası gelecek gibi gözüküyor ortada. Yani bu bir hesaplaşma. Bu bir sadece mafya hesaplaşması değil. Dikkat edin, Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi. Şimdi Alaaddin Çakıcı'ya kim git dedi ve hangi süreye kadar git denildi işte. Hani Nisan'da hani dönecektin diyor ya Sedat Peker. Şimdi atıyorum 6 ay sonra Alaaddin Çakıcı hani dönecektim ne oldu diye başlarsa ne olacak? Tamam, bunun kadar rol yapamaz, öyle düzgün konuşamaz, kitap okumamıştır ama o da ya başlarsa konuşmaya. Fakat Öyle buradan şimdi pardon, Erdoğan'a bir şey demiyor dediğiniz Erdoğan öyle bir köşeye sıkıştırdı ki Süleyman Soylu'ya söylüyor. Bütün halk inandı Süleyman Soylu'nun yaptıklarına ama inanmasına rağmen Erdoğan görevden alamıyor. Niye? Sedat Peker'in demesiyle bakan alamam demesinden dolayı o kadar hırsızlığı yutmuş oluyor şu anda Erdoğan. Bir çıtın çıkartamıyor. muhtemelen gücü de yok almaya. Nasıl Habertürk Reis Ateş'i görevden alamadı? Yani o kadar rezilliğe rağmen. Bunlar güç dengesi. Yani Peki koskoca... Şentoplu görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Basına kapalı görüşme yaptılar. Kimle? Süleyman Soylu'yla Şentoplu Şentop. bir görüşme yapıldı ve basına kapalı oldu ve herhangi bir açıklama yapılmadı bu konuyla alakalı, o Adam görüşmeyle için büyük itibar yani bu kadar rezilliği çıkmış biri sonuçta meclis başkanlığı kim oturuyor olursa olsun orada itibarlı bir koltuk gitti meclis başkanı bir şov yaptı yani kimsenin Ya ismini orada bir vermedi. şey polemiği vardı yani ikisi arasında da, yani bu kim bu siyasetçi 10 bin dolar alan Sedat Peker'den Metin Külünk'ün adını ifade etti. İçişleri Bakanı da ben de biliyorum dedi. Anladığım kadarıyla yazılı olarak Şentop kim olduğunu bildirmesini istedi. Ve bunu daha sonra savcılığa da bildirdim dedi. Burada ne konuşulmuş olabilir sence? Ve basına çıkan bir kulis bilgisine göre ben bugün o kulis bilgisini gördüm. Sanki Erdoğan istifasını istemiş. Şentop üzerinden şeklinde bir medyaya yansıyan bir kulis bilgisi var. Buna ihtimal veriyor musunuz? Onu bilmiyorum ama bu camiayı yani bu lümpen camiayı özel yaşantımda yakından tanıdığım için şunu söyleyebilirim. Süleyman Soylu oraya gitmiştir. Demiştir ki meclis başkanı olduğun için buraya gelmeyi işte sen de çağrı yaptığın için mecbur hissediyorum. Ama elin hamuruyla bu işlere fazla karışma. Yarım saat fazla oturalım, basın bir şey konuştuğumuzu zannetsin. Sen de bir şey açıklama. Bence geçen konuşma budur. Sen İşte anlamadığın işlere burnunu sokma demiştir. o dediğim olay var ya işte herkesin haberi olmaz. Şentop'un bu etrafta neler döndüğünden bence haberi yoktur. En güzel örneği vereceğim. Binali Yıldırım 15 Temmuz'dan haberi yoktu. 15 Temmuz'da yanındakilerden gelen haber bu. Çünkü Medar Bilal Bezcan'ın Yıldırım'ın ben ne zaman çıkıp ne diyeceği belli olmayan bir adam. Güvenmediler muhtemelen. ben çıkıp haber verici açıklama yapacağım diye dışarı çıkmaya çalışıyor da sizi öldürürler diye içeri zor alıyorlar Binali Yıldırım'ı. O yüzden zaten işte Oyunu bozacak adam. en kötü proje dediğinde 15 Temmuz proje en kötü proje diye açıklama yapabilecek kadar zeki bir adam. Yumuşak Y'yi ilkokuldan beri öğrenemeyen bir adam. Şimdi yumuşak Y'yi hala öğrenemeyip ama İngilizce yüksek lisans yazmış bir adama siz darbeyi söyler misiniz?
Senin becerinin bu işte, gemicikler al, bir şeyler yap, paramızı çoğalt da onu yapar. Ama o işlere muazzam kafası eriyor. Yok, sadece gemi mühendisi olduğu için belki gemiden anlıyordur. Onları erdiğini de zannetmiyorum. Susan oğlu yapıyordur onları. Ben öyle bir zeka olduğunu sanmıyorum. Peki, şey, devam edelim. Sezgin Pardon, Baran. çok affedersin. Bu hepsi için geçerli. Zeki olan insan emir altında kalmayı, asker değilsen eğer, yani bu senin mesleğin değilse, emir altında kalmayı, bir sivilin emri altında kalmayı bu kadar uzun süre kabul edemez. Kabul etmeyenler zaten o partiden ama başka partilere geçerek, ama sivil kalarak ayrılıyorlar. Kurucu kuruldan niye hiçbir tane insan kalmadı? Tamam, sağcıydı, bizden tersti, yani benden tersti. Ama hepsi de kötü insan değildi yani. Peki. Akıllı insanlardı, profesörlerdi, şuydu buydu. Kendi çaplarında işlerini iyi yapan insanlardı. Onlar o emirleri kabul etmediler. Emri kabul eden 2-3 kişi kaldı şu anda. O kadar. Peki. Bugün dikkatinizi çekti mi? Sezgin Baran Korkmaz. Bu yurt dışına kaçan, kara para iddiaları olan ve meşhur o Paramount otelinin sahibinin Sezgin Baran Korkmaz bir video yayınladı. Video yayınladı. İlginçtir. Mümin Sarıkaya'nın, sanatçı Mümin Sarıkaya'nın Ben Yoruldum Evet. Hayat adlı şarkısını yayınladı. Ve şarkıdaki şu söz dikkatli tabii çekiyor. Şu suskun ağzımı açtırma benim, diyor o şarkının o sözlerinde. Ne anladınız bu Sezgin Baran Korkmaz'ın bu şifreli şarkılı? Yani Sezgin Baran Korkmaz belli ki bir çakal, yani mafya değil de çakal, akbaba, zorda kalan insanların malına çökme ustası. İlkokul mezunu bile değil anladığım kadarıyla o da. Sıfırdan işte pazarcılıktan gelip paralar vurmuş. Ama yani Amerika'dan geldiği söylenen para öyle milyar dolar değil o Mormon kardeşlerden. Onun son kuruşuna kadar yolmaya çalışıyorlar anladığım adamdan. Onun da öfkesi o. Yani o da sen git birkaç ay sonra gelirsin denmiş. Gelmesi için de Reis Ateş işte üzerinden 10 milyon euro istenmiş kendisinden. Bunu isteyenin kim olduğu da gayet açık, net bir şekilde görülüyor. Yani orada Paramount Otel ilginç tabii ki. Yani üzerine konulması. Mesela Türkiye'de yasal şartlar var. Belli bir yaşın üstündeki insanlar sağlık raporu, doktor raporu olmadan malını mülkünü satmak için vekaletname veremez. Anladığım kadarıyla o otelin devrinde öyle bir şey yapılmış. Devreden şahıs enterne edilmiş ve imzası alınmış. Aynı şekilde dönüp baktığımızda mesela bir dava vardı. Türkiye'de çok ilginç. Mustafa Sarıgül'ün bir Ermeni mi Rum ailenin çocukları Şişli, Amerika'da olan uzun yıllardır koca apartmanını tapudan kendi üzerine geçirttiğini sahte vekaletnameyle aile ispatlamıştı ve dava açılmıştı. O dava da kapatıldı. Yani bunlar hep şeyin elemanları işte. Hatırlarsanız aynı Mustafa Sarıgül çok gençken mecliste katipti ve bu İspanya'dan alınan ve Sihabir'e düşen uçakların alımı ile ilgili bir soru önergesini yırtıp attım, yok etmişti. Onun yaptığı ortaya çıkmıştı. Ve hep CHP içinde bu bilinmesine rağmen yıldızı yükselerek genel başkan adaylığına çıkacak kadar yükseldi. Yani bu sadece AKP'ye özgü bir yapılanma değil. CHP'de de var. İyi Parti zaten oranın merkezi. Türkiye açısından şu anda en büyük sıkıntı, Gelecek Partisi'ni de içine katarsak, 3 tane ırkçı faşist partisinin varoluşu. Yani İyi Parti, Gelecek ve MHP'nin oy toplamı %20'ye yakın. Bu ürkütücü Türkiye açısından. Peki Ahmet Nesin, siz ne diyorsunuz? Sezgin Baran Korkmaz'ın açtırmayın ağzımı, subliminal mesajını. Sezgin Baran Korkmaz bir 10 küsur dakikalık bir bant kaydından bahsediliyor. Bu bant kaydının olduğunu bize kim söylüyor? Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman bahsediyor. Onlar dinledik diyor bir kısmını. İşte buradaki para meselesi, bana şantaj yaptı diyor Veys Ateş diyor Habertürk'ten.
ama tamamını yayınlamıyorlar. Ve şu ana kadar o mevcut dinledik denilen bantı da henüz daha kimse duymadı ve dinlemedi. Ve açtırmayın ağzımı diyen Sezgin Baran Korkmaz var. Yeni bir Peker mi çıkar? Açar mı ağzını? Ne diyorsunuz? Şimdi Sezgin Baran şimdilik biraz zor açar ağzını. Çünkü Avrupa'daki akrabaları dahil olmak üzere ciddi tehditler aldığını ben duydum. O yüzden o kendi garantisini isteyip bir takım konularda susmak üzerinden gidecek. Ama bir takım şeyler oluyor sanıyorum Türkiye'de bizim henüz çözemediğimiz, yurt dışında olunca iyice uzak kalıyorsun. Çünkü aynı zamanda Sezgin Baran'la beraber bu Azeri de dün bir açıklama yaptı. Mübariz Masim o. Ama Masim Gurbanoğlu. O da dedi ki ben Marina'mı geri istiyorum. Hadi bakalım şimdi. İşte hapisten çıkmışsın, ev hapsindesin. İşte ayağında kelepçe. Hangi güven geldi de birden ya da hangi tüyo geldi de birdenbire Mehmet Ağar ve oğlu Ağar ayrıldıktan sonra birden istedin bunu. İyi bir soru. Cevap? Tabii bu bilemiyoruz yani. Çünkü bunlar küserler, barışırlar. Hep böyle bir şey. Mesela Mehmet Ağar demiş olabilir istem alını geri diye. Evet, Mehmet Ağar demiş olabilir. Çünkü böyle bir kıyakçılık yapıp sonra tekrar çökmek üzere bu en kolay yol budur. Yani ben buradan şimdi halk nezdinde hep ayrıldım. Tekrar buraya nasıl gelebilirim? Bu adamı tekrar kazanarak gelebilir. Çünkü bunlarda dostluk yok. Geçici para ilişkileriyle olan bir insanlık var. Nasıl bir çözüme doğru gidilecek Türkiye mafyası, Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye demokrasisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından daha ne gibi açıklamalar yapacaklar? Biz normal demokratlar olarak dört gözden bekliyoruz esasında. Çünkü 40 yıl düşünsem bu yaşıma geldiğimde Türkiye demokrasisini mafya, üç kağıtlı iş adamları, üç kağıtçı siyasetçiler üzerinden tartışıp da bir düzlüğe çıkartabilir miyiz diye düşüneceğim aklıma gelmezdi. İş o noktaya geldi çünkü. Komedi filmi gibi. Bu hafta Artı TV'de Zübük'ü işleyeceğim. Yani günümüz zübükleri, zübükçüklükleri falan onu işleyeceğim. Hep söylüyorum Erdoğan hayatında bir tek kitap okumuştur. O da Zübük'tür ve çok beğenmiştir diye düşünüyorum. Sonra da şey gibi işte Rilke gibi mesela tek şiir kitabı yazmış. Ondan sonra demiş ki bundan daha iyisini yazamam bu şiiri. O yüzden bırakıyorum demiş. Rilke'nin ondan sonra şiirden sonraki yaşantısına baktığınızda esir ticaretine kadar var. Erdoğan da öyle herhalde. Gençliğinde Zübük'ü okuyup ya bundan daha iyisi olamaz. Ben bu olacağım. Başka da kitap okumuyorum demiş. Ve devam ediyor gibi geliyor bana. Evet. Dediğiniz ilginç. Çünkü şimdi normal buradan siyasetle analiz edilemeyecek bir noktadayız artık. Evet, yani buradan belki 50 sene sonra bugünün tarihini yazan tarihçiler şöyle bir cümle kurabilir. Türkiye demokratikleşmesinde, hukukun dönmesinde mafyanın ve suç örgütü liderlerinin çok pozitif katkısı olmuştu o dönemlerde. Bir garip cümleyi okuyabiliriz. Yani kendi bağırsaklarının temizlenmesinde mafyanın rolü gibi tezler de belki hazırlanabilir Türkiye'nin geleceğinde. Peki devam yani, edelim. O Baybaşinler de vardı zamanında itiraflarda bulunan işte Mehmet Ağar'ı suçlayan uyu. Bunlar hep dönem dönem çıkıyor Türkiye'de ama Türkiye temizlenmiyor. Yani Türkiye o açıdan geleceğe yönelik umut verebilen bir ülke değil. Yani bu çürümüş yapıdan çıkabileceği konusunda
ümit var değilim ben. O zaman 50 sene sonra şöyle bir cümle yazacak tarihçiler. Mafya liderleri bile o dönem bu işi başaramamıştı Türkiye'nin demokratikleşmesinde. Yani iktidarı değiştirmekle rejimi değiştirmek iki farklı şey. Yani evet. Herkesteki Erdoğan ve rejim öfkesini, nefretini anlıyorum ama yerine ne gelecek, ne gelebilir, Türkiye nasıl temizlenir, Marmara nasıl temizlenir gibi bilim adamlarının tartıştığı gibi siyasetçiler, sosyologlar, siyaset bilimciler oturup kafa yormaz, ortak bir akılda buluşmazsa Türkiye'nin bu yoldan doğru yola gelmesi çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Yani bunu hep gördük işte Tansu Çiller sıkıştığında cahil bir kadındı ekonomi profesörü unvanına rağmen. Tek bayrak, tek millet yani yalısında viski içen sonra da tek ezan. Bu ezan susmayacak diyordu. İşte mafyayla işli dışlıydı. Kocası yalıda oturup belediye başkan adaylığı satıyordu. Bir bankayı bir sahipleriyle birlikte yağmalamış, itibarlı bir iş adamı olarak dolaşıyordu. Kendine deli petro diyordu. O gitti, şey geldi yani Erdoğan geldi 10 sene sonra bir başkası gelir. Yani bu sistem sivil yönetimini çalıp güvenlik ve Kıbrıs, Kürt meselesi gibi konuların devlete bırakılması üzerine kurulmuş. Yani Erdoğan şu anda sanki biraz o güçlü devleti yapısını Biden görüşmesinin içeriği öğrenilemediği için tedirgin etti. Biraz onun da sancısı var galiba rejimde. Yani Biden'la ne konuştu, ne anlaştı, kendisi için ortaklığı sattı Ahmet mı? Ahmet Takan'ın bir yazısı vardı bugün, onu hatırlatayım. Bir kulis bilgisine ulaşmış Amerikalı yetkililerden. Sağlam diyor kaynağım. Erdoğan bu NATO şey Birleşmiş Milletler toplantısına Amerika'ya geldiğinde Beyaz Saray randevusunun olabilmesi için verilen ev ödevlerinin tamamını yapması gerekiyor. Yoksa randevu mandevu yok denmiş Erdoğan'a gibi yazı yazdı. Peki. Ya ben Takan'a hiçbir Amerikalı yetkilinin böyle bir bilgi vereceğine ihtimal vermiyorum. Ama belli olmaz tabii, bu Amerika istihbaratı da akıllı bir şeydir. Yönlendirmek için vermiş olabilir ama. Peki. Gerçekçi görünmüyor bana. Peki, vakit oldukça ilerledi. Birazdan haftanın geyiklerine geçeceğiz ama şu başlığı da bir konuşalım istiyorum. Tuhaf bir operasyon yapıldı bu hafta. Kokain. Kokain meselesi. Ya Mersin Limanı değil mi? Ya neden tuhaf diyorum? Şimdi Peker uzun zamandan beri bu limana dikkat çekiyordu. Arkasında yazılıydı. Arkasında da yazılıydı. Şimdi bir uyuşturucu baronunun hala bu kadar deşifre olmuş bir güzergaha kokain göndermesi için çok affedersin, öküz olması lazım adamın yani. Öküz göndermiş? Şimdi bir uyuşturucu baronu... Omuzlar kime gitmiş o bilinmiyor değil mi? Açıklanmıyor. Alıcı yok ortada. Alıcı yok. Ve bu kadar Ahmet desin onu diyorum. Bu kadar deşifre olmuş bir liman güzergahını hala bir kokain baronu niye kullansın? Olacak iş mi bu? Siz, tuhaf bir işin içinde mi? Baron olup olmadığını bilmiyoruz ki. Yani daha önce yakalanmış bir tonu oraya koyarsın. 15 dakika sonra polislerin yakaladık dersin. Ya 5 kilodur. Esas diğeri un da olabilir. Hayır. Ya da önemli olan değil. Eroin tekrar piyasaya sürülebilir yani Türkiye burası. Ondan önce de bir gemi yakaladık biliyorsun. Bir hafta 10 gün öncesinde de. Gemi yakaladık ama geminin nereden kalktığını da bilmiyoruz. Nereye gittiğini de bilmiyoruz. Ortalıkta yani, böyle gezen bir gemiymiş belki de. Evet, o Nuh'un gemisi yenilenmiş haliyle dolaşıyor orada. Çünkü giden liman yok, kalktığı liman yok. Onun için biz çok yakalıyoruz dedikten sonra bu tip yakalanmalar Türkiye'de çok olur. Bunu biz 80'lerden biliyoruz. Bir de yakalanıp da ne kadarının basına yansıdığı önemlidir. Bu hep yapılan bir şeydir. Esas yakalanan atıyorum 5 tır mermidir. Bu Bulgaristan üzerinden 70'lerde gelen bir hikaye. Gazeteye 3 tır olarak yansır. O 2 tır birden piyasaya verilir. Birdenbire kurşun fiyatları piyasada
düşer. Bu aynı şekilde Esrar için de o zamanlar 70'lerde başka malzeme çok fazla yoktu. Esrar için de Esrar ucuzladıysa bilin ki bir miktar Esrar yakalanmıştır. Ama o bir miktarın daha fazlası esasında yakalanmıştır. Ama bu sefer yani bayağı bir ton burada hani Sedat Peker'in bu iddiaları karşısında deşifreleri karşısında iktidarın bakın ben yani biz nasıl bak üzerine gidiyoruz bu işin gibi bir sahte operasyon şeyi bende oluştu. Şimdi bu işi dünyada en ciddi takip eden kurum Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA ve Türkiye'de de işte ofisleri var. Zaten şu anda tutuklu olan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye vatandaşı çevirmenleri önemli bir ölçüde orayla çalışan insanlar. O yüzden de hedef alınmış olabilirler. Yani çok bilgileri olan insanlar bunlar. Yani bunu şey yemez. Onlar yemez. Onlar geçenlerde Amerika'nın sesine konuşan oradan görev yapmış bir hanımefendi vardı. Yani bu tip kaçakçılığın iki devletin en üst düzey yetkilileri, güvenlik görevlileri, liman yetkililerinin katılımı dahli olmadan yapılamayacağını söylüyordu. Yani herkes gemilere bakıyor ama işte Türk Hava Yolları her hafta bu şeye rağmen, Covid'e rağmen insanlar uçup gelemezken Venezuela seferlerini iki gün haftada yapmaya devam ediyor. Hiç aksatmadığı seferler o seferler. Yani bunları biz biliyoruz. Şey daha çok biliyor elbette bu işin uzmanı, nasıl yapıldığını bilen, gören insanlar. Bir de Türkiye'de bu her şey gibi bu ele geçtiği söylenen uyuşturucular bir depoya konuluyor. Bir ay sonra ne olduğu belirsiz. Hep söyleyip duruyorum. Edirne'de 200 kilo kokainle Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalanan AKP'nin bir dönem konsolosluk basın sözcülüğü görevi yapmış şahsiyeti ne oldu? Kimse üstüne muhtemelen sessizce serbest bırakıldı. Dosyasına yayın yasağı getirildi. Ne muhalefet gidiyor üstüne ne medya. O adam şu anda hayatına devam ediyordur muhtemelen. Tıpkı evet. IŞİD'de yakalananlar gibi varlıklarını sürdürüyor. Yani 1500 kişinin ölümünden sorumlu bir adamı 2 ay ev hapsiyle cezalandırdı. Türk her şeyi göstermelik. İşte Biden görüşmesi sonrası güya Suriye'den bir IŞİD'li yakalayıp getirdiler. O da bir hafta sonra. Çünkü hafızası, takibi olmayan bir ülke burası. Her şey tiyatro. Evet. Yani düşün yani. O kadar bir ülke ki yani Biden'a giderken eli güçlü olsun diye Afrin'de bir hastane bombalanıyor. Bunu Kürtlerin yapması, YPG'nin yapmasını yani zaten Amerikalılar orada her şeyi takip ediyorlar uydularıyla, uçaklarıyla. Bunun kimin yaptığını Amerikalılar biliyor. Erdoğan işte Biden'a bunlar terörist, sivilleri hedef alıyor diyebilmek için yapılan Suriye'de bir operasyon. Onu bile artık kafası da dağılmış. Basın toplantısında Afrin değil, İdlib diye açıklıyor. Yani şeyi de dağılmış vaziyette konsantrasyonu ve sağlığı çok parlak işaretler vermiyor. Aliyev'le olan yürüyüşü. Değil mi? O yürüyüş neydi yani, o yalpalayan böyle? Yalpalayan yani zemin mi bozuktu anlamadım ama çok şeydi yani. Ürkütücüydü. Tıpkı İzmir'de bir kongre sonrası çıkarken eşinin yardımı olmadan yürüyememesi gibi. Sanki bir ayağında ciddi bir var gibi gözüküyor. Bacak tam işlemiyor anladığım. Hı hı. Peki şimdi vakit oldukça ilerledi. Haftanın geyiklerine geçelim diyorum. Ne dersiniz? Olur. Olur. Ahmet de sizden başlayalım. Ben bir cümle söyleyeceğim. Ondan sonra tamam. Devam ederim. Bu Amerikan ABD uyuşturucu ile Avrupa uyuşturucunun ortaklaşa 18 ülkeden yaptığı operasyona niye Türkiye'yi dahil etmediğini ciddi olarak hem Erdoğan hem Süleyman Soylu'nun düşünmesi lazım. Tam o döneme denk gelen bir bin ton olayı da komik açıyor. Almanya'da baskın yiyen evlerin ve iş yerlerinin çoğu
Türklere ait bir tane Arap iş yeri var, gerisi Türklere ait. Bunu öyle düşünmek gerekiyor. Haftanın geyiğine dersen iki tane var. Birincisi Levent Üzümcü, bu sefer de Twitter'ına 3 nokta koyduğu için yargılan başlamış. Yani 3 nokta, 3 nokta ne demekmiş? Parantez içinde 3 nokta eklemiş bir Twitter'ına. Şöyle, mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesi'nde bir tweetimin sonuna eklediğim 3 nokta yüzünden ifade verdim. Ağır bir suç. Ağır bir suç. 3 nokta suç koymuş. Ama bana en komik gelen Aliyev'le Erdoğan otobüste giderken Erdoğan'ın Aliyev'e işte etraftaki boş araziyi görünce inşaattan bahsediyorlar ya, buraları Azeriler mi yapıyor falan. Hayır diyor, işte Cengiz Mengiz yapıyor. Erdoğan oradaki cevabı müthiş, yani beni durgunluk verecek kadar. Cengiz şimdi beni aradı, şantiyedeymiş dedi. Bu şu demektir, yani bu benim şimdiki karşılığını bilmiyorum. Ergun bilir, yaş olarak sen bilmeyebilirsin. Bizim çocukluğumuzdaki inşaat döneminde inşaatlarda inşaat çavuşu vardı. Sultan Mecid dönemi falan zannediyorum sizin dönem. Evet. Evet. Yani ben tabii daha eski 60'lar 70'ler olarak söylüyorum. Onunki 70'ler 80'ler. İnşaat çavuşu vardı. Cengiz Erdoğan'ın inşaat çavuşu. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı falan pek ipinde değil. Yeter ki Cengiz onu ara sıra arasın. Ben böyle bir cumhurbaşkanı dünya yeryüzünde görmedim. Oradaki Ahmet Nesin görüşmede şöyle bir şey diyor önce. Burada işte Cengiz'i falan yapıyor deyince Limak falan. Ha, onlar buradadalar mı diyor. Böyle bilmiyormuş gibi. Evet. Önce o da Aliye de diyor ki onlar her yerde diyor. Her yerde. Arkasından da şantiyeden beni aradı. Abi ya, aradıysa. Abi sen yollamadın ya. Abi sen yollamadın mı? Unuttum. Yani müthiş bir şey. Yani ve biz bu insanlar üzerinden işte mafya, derin devletin bir kısmı, eski bu işlerden sorumlu bakanlar, başbakanlar falan hep beraber bir demokrasi çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, çıkmaz buradan bir demokrasi. Var mı başka? O yüzden de bu hafta zübüyü işleyeceğim işte. İlginç olacak. Biz de takip edeceğiz. Bu arada Ahmet Nesin, tebrik ediyorum. YouTube kanalınız, takip ediyorum. 100 bini aştı aboneniz. Evet, 100 bini geçti. Nice 100 binler diyeyim ben buradan. Ama daha emin değilim. Çünkü işte YouTube gene bir mesaj gönderdi. Herhalde herkese gönderdi. Ha, bana da geldi o. Uydurukları sileceğiz diye. Uydurukları silince de 100 binde kalacak mıyım? Ondan emin değilim. Geçen sildiklerinde 1000 kişi falan gitmişti sanıyorum. 1000 kişi silerlerse hala 100 binde kalacağım. 100 binlik bayağı geçtik çünkü. Nice 100 binler diyelim buradan Ahmet Nesin. Peki sırada o zaman Ergun Babağan var. Benim için en çarpıcı Hadi Özçığ'ın Veysi Ateş'i gazetecilik ahlak ve ilkelerini çiğnediği için istifaya davet etmesi, gazeteciliği bırakmaya çağırması oldu. Yani bence yılın geyi bu oldu. Ve biliyorsunuz o gece Süleyman Soylu programın kaçta ve hangi gece yapılacağını dikte ettirmişti Habertürk'e ve istediği gazetecileri Veys Ateş, işte Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz diye o talep etmişti. Onun talebi doğrultusunda o heyet oluşturulmuştu. Bu gece İsmail Saymaz Veys Ateş'i Halk TV'de anlatıyor ve yani terörist HDP'lilerin çıkarılmadığı kanalda bir mafya gazetecisine söz hakkı. Kendine... Yok, Halk TV'de HDP'liler çıkıyor. Çıkıyor mu? Ben çok izlemiyorum. Çıkıyor. Yani o bence çarpıcı bir konuydu. Bir saniye. Bugün şeyin yazdığı, Yeni Şafak yazarı Kaplan'ın yazdığı bir yazının tweet'i var.
Türkiye laikleştikçe değerleri aşınıyor, çıkarperest, fırsatperest, duyarsızlaşan, güdülmeye müsait bir yılın haline geliyor. 20 farklı yıldır, evrende yaşıyor bunlar. Evet, 20 yıldır dinci bir iktidarda yaşayan Türkiye'nin laikleştiğini iddia ediyor. Çarpıcı bir tweet, Ali Koç'un açıklaması. Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelmiş, bir teknik direktör arayışı var. Bir sürü isimle konuştuk diyor ki Türkiye'ye gelmek biliyorsunuz Avrupa'da çalışmaktan daha avantajlı. Vergi muafiyeti var ve ücret Avrupa'nın en az iki katı oluyor. Hiçbir kimse gelmek istemiyor. Türkiye'ye gelmek istememiş. Yeni Çağ'dan bir haber. Düğünde yöresel kıyafet giyen bir damat gözaltına alınmış. Evet. Videosunu atıyorum sana. O tatilin yakalanma anı var. O videoyu herkesin izlemesi lazım. Aslında ona şeyi de eklemek lazım. Cinayeti protesto eden yurttaşlara polisin yaptığı muameleyle katille ismin ne abicim diyor. Şey yani eline sağlıklar gibi ve orada şunu da ekleyelim. Yıldırım hızıyla hiçbir herkese bir hafta 10 gün en küçük Twitter atana gazetecilere bir hafta 10 gün gözaltı karakolda emniyet süresi veren hiçbir şey vermeden tutuklayıp cezaevine gönderiliyor. Bu da bu cinayetin kimin eliyle işlenildiğini bize çok net bir şekilde anlatıyor. Belki yarın öbür gün Türk bayraklı bir fotoğrafı da çıkabilir yani bu katilin önünde çekildiği. Evet. Bayrak önünde. Peki başka var mı baba? Başka yok. Peki benim ben devam edeyim ama aklınıza gelirse devam edersiniz. Levent Özeren isminde bir tweet kullanıcısı şöyle bir tweet atmış. Önemli buldum, buraya taşıdım. Eskimiş çökmüş hasır sandalye. Bu İzmir cinayeti meselesi. Eskimiş çökmüş hasır sandalye. Tahta masa. Kağıt bardak. 3 liralık bir tabak içinde dilimlenmiş bir domates. 3-5 zeytin. Dünden beri bu sofraya bakıyorum. Paramount Oteli, Ejder Meyveli Smoothie'yi, Ziraat Bankası'nı, 3-5 maaşlıları ve bir lokma bir hırka diyenleri düşünüyorum demiş. Harika bir tweet atmış. Buradan tebrik ediyorum. Abdülkadir Selvi böyle yine harika bir geyik bize fırsatı verdi. Abdülkadir Selvi böyle saçma sapan şeydir, buna yazdırıyorlar. Hep onu diyorum, bu AKP iyi para veriyor bu yandaşlara ama hor kullanıyor bunları ya. Yani bu kadar şeyler yazdırtılmaz abi yani. Abdülkadir açıklamış değil mi? Diyor ki hamdolsunla alakalı izaha bak. 1915 hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Çünkü görüşmenin Biden'ın 24 Nisan'lık açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleşti dedi. Abdülkadir Selvi. Selvi'dir der bunu. Ona ne denirse onu yazar. Abdülkadir Selvi orada hakikaten Ermeni meselesini meclisinden, senatosundan geçirmiş. Biden'ın mı konuşacağını, ne diyecek yani Erdoğan'a, biz bunu niye yaptık ya şimdi, pişmanım mı diyecek yani. Hiç yani hiç. Ama bir de Biden 128 milyar nerede diye Erdoğan'a soruyormuş meğerse falan. Neyse onu sosyal medyada çok... Onlar biliyor kuruşuna nerede olduğunu. Bilir onlar tabii, Erdoğan'a sormazlar. Ondan sonra bu Çankırı'da oğluna Recep Tayyip ismini veren baba nüfusa giderek artık AKP'li değilim, oğlumun ismini değiştirmek istiyorum dedi. Ne cevap aldı? Sürdürürüz denilerek bu talebi geri çevirdi. Hayır ama bu palavra bir haber çünkü. Öyle mi diyorsunuz? Tabii canım. Hadi ya. Nüfus müdürlüğü senin adını değiştiremez ki. Mahkeme kararıyla değiştirsin. Mahkeme ancak senin... Yok artık değiştirdiler o şeyi. AKP döneminde bir isim değiştirmeyi mahkeme kararı olmadan kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı. Kararı ama isimde sorun yok. Amerika gibi yaptılar. O zaman günümüz Türkiye'sine gayet uygun. Sonra mı yaptık bunu? Yok çok eski, 10 yıl oluyor bu ya. Peki. Trump'tan bile önce. Evet. Devam ediyorum. Melih Gökçek'in bir tweet'i. Çok merak ediyorum, bir çıbıda diyebilebilecek misiniz? Türkiye'nin en seri yalancısı kimdir diye sormuş. Serhat Koca Sakal hukukçu diyor ki o da hayırdır, ünvan maçına mı çıkacaksınız diye sormuş. Ve son
Ya bayıldım ya. Şimdi bir görüntü var. Burada Macron Fransa'da bir ilkokulu ziyaret ediyor. İlkokul çocukları, ilkokul 1-2 çocukları böyle sıra sıra dizilmişler. Bayıldım şimdi aradaki geçen diyaloğa bayıldım ben. Şimdi ilkokul öğrencisi Macron'a diyor ki yediğin tokat nasıldı? Bunu diyebiliyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da hoş değildi. Birbirinizi asla vurmamalısınız diyor. Bu medeni cesarete bayıldım ben. O çocuk bunu Türkiye'de düşünsenize. Bunu söyleyebilecek bir ilkokul ne babasını bırakırlar ne okulun müdürünü bırakırlar. Kazırlar adamı, kazırlar. Evet. Bize de özgüveni yetişmeyen ezik nesiller yetişir. Evet, benden de bu kadardı. Bir şey ekleyeyim. Şimdi bizim izleyicilerimizin önemli bir kesimi Kürtler de var. Ama cemaat ağırlıklı. Onların görmesi gereken gerçek şu. Türkiye'de Kürtler huzura kavuşmadan, eşit vatandaş hakkına kavuşmadan milliyetçi bir damarı güçlü olduğu için söylüyorum bunu. Kendileri de hiçbir zaman huzur, güven ve emniyette olamayacaklar Türkiye'de. Ötekinin hakkına sahip çıkmak, aslında kendi hakkına da sahip çıkmak, yani Kesinlikle. demokrasi, hukuk ve şeffaflık dışında bir çıkış yolu olmadığını herkesin kavraması lazım. Evet, aynen öyle. Peki, yayınımızın sonuna geldik. Ahmet Nesin, Ergun Baba'na teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür İyi ederim. günler.